Gündem Orta Doğu'dan iyi akşamlar. Değerli Arte TV izleyicileri, bu hafta yine programımızda her zaman olduğu gibi son güncel gelişmeleri bölgeden son başlıkları size aktaracağız ve ayrıca bir dosyamız var. Geçen hafta başladığımız Suriye dosyamızı biraz daha günceliyle bu haftada devam ettiriyoruz. Ancak dosya başlıklarımızı ve konuklarımızı size sunmadan önce bugünkü bir gelişmeye dair bir şey söylemek istiyorum bir kadın olarak. Çünkü bu sabah bir sivil darbe gibi bir şeye uyandık. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle uluslararası bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedildiğini gördük. İstanbul Sözleşmesi içeriğiyle de açıkça belli ki kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlara karşı mücadele ilişkin bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi'dir. Ama bu uluslararası sözleşme bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle feshedildi. Öncelikle tabii ki hukukçu değilim ama ortalama bir insanın bildiği kadarını söyleyeyim, bir normlar hiyerarşisine aykırı bir karardır bu. Çünkü Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin de üstünde yer alır uluslararası sözleşmeler. Anayasa Mahkemesi'nin bir altındadır ama Cumhurbaşkanlığı kararı şu anda açıkça Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına ve varlığına aykırıdır diyebiliriz. Yani aslında vicdanlarda yok hükmündedir ama biz kadınlar olarak tamamen yok hükmünde sayıyoruz. Birincisi, bu sözleşme 2012'de imzalandığı halde uygulanmadığı için kadınlar sokaklarda inledi sözleşmeyi uygulayın diye. Çünkü bu arada her türlü şiddet çok yoğun bir şekilde arttı. Her türlü kadın katliamının yanında yer alan söylemler yüzünden katiller, şiddet uygulayanlar cesaretlendirildi. Uygulanmasını isterken bir gece yarısı bir imzayla Cumhurbaşkanı kararnamesiyle feshedilmiş oldu. İkincisi, bu aslında bu ülkemiz için bir sürpriz değil. Çünkü bu ülke dış politikasıyla paralel olarak iç siyasetini yürütüyor. AKP eliyle adım adım selefileşecek diyorduk. Ta ne zaman diyorduk? 2011'de bilimum cihatçıların Suriye halkına karşı desteklendiği andan itibaren. Keza bu ülkede iç siyasette 4+4+4 denen ucube, gerici ve piyasacı eğitim sistemi dayatıldığı zamandan beri hep söylüyorduk. Bu süreç içerisinde kadına yönelik her türlü tehdidi arttıran söylemler arttı. Kadını değersizleştiren, eve kapatmak isteyen, hatta daha da ileriye giderek çok eşliliği dillendiren söylemlere tanık olduk. Ve ne yazık ki utanarak söylüyoruz, bu ülkede bir babanın öz kızına şehvet duyabileceği yönünde söylemlere de tanıklık ettik. Bunun anlamı şudur, bir selefi ideoloji ve ihvan kardeşliği üzerinden yayılmacı politika güden bir iktidarın kendi ülkesini de adım adım selefileştirmekten geri adım atmayacağın, geride durmayacağının sinyalleri çoktan vardı bu ülkede ve giderek sistematik hale geldi. Şimdi evet, selefileşiyoruz diyoruz, dış politikayı iç politikadan bağımsız okumamak gerekir diyoruz ve hele hele şu zamanda dış politikadaki, biraz sonra da sohbet edeceğiz bununla ilgili, dış politikadaki bir sıkışmadan kaynaklı olarak ihvancılarla arasına bir miktar mesafe koymak durumunda olan bu siyasi iktidar, bazı İstanbul'a kapak atan bazı ihvancıları tokatlarken İhvancıların geneline ve bütün gerici tabana bir selam çakmış oldu bu İstanbul Sözleşmesi'ni feshederken. Ama sonuç olarak Türkiye'deki kadınlar böyle bir uygulamayı asla kabul etmeyecekler. Bunun kesinlikle altını çizelim. Bu mücadelede hangi yelpazeden bakmak gerektiğinin artık farkında bütün kadınlar. Dış politikasının iç politikaya yansıması ve gericileştirme programını herkes biliyor.
O yüzden kadınlar bu sözleşmeden vazgeçmeyecekler. Çünkü bu İstanbul Sözleşmesi'nin her maddesinde şiddete uğrayan ve öldürülen kadınların kanı var. O yüzden kolay kolay vazgeçmeyecektir. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmek demek yaşam hakkından vazgeçmek demektir. Çünkü bu ülkede kadın olmak öldürülmeyi hak etmek anlamına geliyor. AKP iktidarının icraatlarından bunu gördük. O yüzden ne yaşam hakkımızdan ne kadın olarak haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu bilinsin ve sizlere dert olsun diyorum. Bir kadın olarak programı bu şekilde açmak istedim. Değerli izleyiciler, bu haftaki programımızda yine başta söylediğim gibi panoramamız var. Bu panoramada çok hızlı bir tur atacağız bölgeye. Orta Doğu ve Kuzey Afrika basınında öne çıkan başlıkları aktaracağız size. Kısa tutmak istiyoruz çünkü dosyamız çok geniş, çok kapsamlı ve iki tane değerli konuğumuz olacak. Zaten Bereket Kar'la ben buradayız. İki konuğumuz Suriye'den gazeteci Sarkis Kasargıyan bizimle birlikte olacak. Gazeteci Yusuf Karataş da bizimle birlikte olacak. Ve esas olarak Suriye dosyasında bir makas değişikliğine mi gidildi? Biraz daha günceli konuşacağız. Çünkü bölge siyasetini belirleyenler açısından farklı adımlar atıldı. Rusya Doha toplantısı yaptığı Körfez turu attı ve bu turun merkezinde Suriye dosyası vardı. Keza başka başka gelişmeler var. O yüzden güncelini işleyeceğimiz bu dosyada yoğunluktan dolayı ve iki tane değerli konuğumuz olmasından dolayı daha fazla geniş yer bırakmak üzere hızlıca panoramaya geçiyoruz. Evet, Bereket Bey, sizden başlayalım isterseniz. Dediğimiz gibi kısa kısa ve başlıklar halinde. Ben de başta Artı TV izleyicilerini selamlarken başta Kürt halkı olmak üzere bütün bölge halklarının Nevroz'unu kutluyorum. Nevroz, Firoz B diyorum. Ve mabruk عيد كل من يحتفل به في هذه العيد النوروز. Evet, bu yarın bütün bölge halkları bu bayramı kutluyor. Bugünden hatta günlerden başladı. Ben genel olarak bölgedeki bu panoramayı en azından sunmaya çalışırken bölgenin bir ülkesi olarak Türkiye'nin bölgede manşetlere nasıl ve hangi haberlerle ortaya çıktığından başlayacağım. Çünkü aşağı yukarı bölgenin bütün basınında Türkiye var. Hangi gazeteyi alsanız, hangi televizyonu açsanız Türkiye'nin bölgeye dönük politikaları, U dönüşleri, değişik ülkelerle olan yeni arabuluculuk eliyle o da olsa ilişkileri anlatılıyor. Ve Türkiye'den özellikle Arap gazetesinden başlıyorum. Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan dostluk hamlesi. Tecrit, Türkiye'yi dışarıda nefes alacağı yeni adresler arayışına itiyor. Yeni adresin adı Somali. Evet, Şarkıl Ausat, London. Erdoğan yalnızlıktan kurtulmak için birçok çözümsüz dosyayla ilgili lehçesini yumuşattı. ABD Başkanı meslektaşına hala sırtını dönmüş başlığıyla çıktı. Erdoğan, Kürtlere karşı siyasetinden dolayı İstanbul'da çok pahalı bedel ödemişti. Bugün hala aynı ihtimali yaşıyor. Irak El Murakır, Sincar ya da Şengal, Şengal yeni bir kamplaşmayla karşı karşıya. Osmanlı uyanığı, Irak toprağını kemiren Kürt yöneticileri parantez içerisinde KDP'ye icabet ediyor. Haber ışığı merkezi sosyal medyadan İtalya Nova haber ajansına dayandırılan bir haberde Libya Terör ve Radikalizm Kurbanları Örgütü ve Afro Asya Araştırma Merkezi
Sarraç ve Erdoğan'ın Libya'da savaş suçu işlediğine dair Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayette bulundu. Lay Ceza Mahkemesi başvuruyu kabul etti. Alara, Suudi Arabistan'ın Yunanistan tatbikatlarına katılmasına şaşıran Erdoğan, kimin eli kimin cebinde belli değil dedi. Bizden SİHA istiyorlar, Yunanistan'la tatbikatlara katılıyorlar. SİHA'lar Suudi Arabistan'a aslında sunuldu. Suudi Arabistan SİHA istemedi haberiyle çıktı. Yine Al Arab gazetesi, Osmanlı devleri, Türkiye Osmanlıların ihtişamını Cezayir'de canlandırmaya çalışıyor. Al Alem TV, Türkiye Rojava halkının Fırat sularını keserek su terörüyle halkı terbiye etmeye çalışıyor. Al Arabiye, Rus TV, Arti, Türkiye Mısır'la ilişkileri kurmak için İhvancıların İstanbul'da yayın yapan 3 TV'sine, Al Şark, Mükemmeliğin ve Vatan TV'lere sansür uyguladı. Mısır hükümetine Suriye karşı program yapmayacak, Sisi'yi kötülemeyecekler. Kutsal Arabi, Yasin Aktay, Türkiye tek bir kişiyi Mısır'a teslim etmeyecek, TV kanallarını da kapatmayacaktır şeklinde buyurdu. El Meyaden, Mısır Enformasyon Bakanı Türkiye'nin Mısır'la olan ilişkisini düzeltmek için yaptığı girişimleri olumlu buluyoruz. Bu atmosfer önemli bir atmosfer yaratacaktır. Önemli olan iyi niyet adımlarının ikili ilişkilere nasıl yansıtılacağıdır. Evet, buraya kadar bu tabii devam edebiliriz ama siz isterseniz devam edin. Ben Lübnan'la devam edeceğim. Tamam, edeyim ben mi, yoksa... çok kısa bir şey. Kısa bir şey aktarayım ve sonra sözü size bırakayım. Ben de kısa kısa birkaç tane başlık sunayım. El Ahbar'dan Türkiye Yemen eksenli bir haber. Bayraktar savaşa giriyor ve çok yakında İdlib'li savaşçılar da geliyor manşetindeki haber. Sana güçleri ve Mağrip çevresindeki cephelerde ilerlemeye devam ediyor. Mansur Hadi güçleri tükenmeye doğru yol alırken Türk İHA'ları da bu çöküşü durduramadı. Abdullah el-Muhaysini el-Kaideci'nin çağrısı vardı. Yemen'de savaşın çağrısından bir hafta sonra Seyyum kentini kontrol eden İslamcı İslah Partisi Türkiye koordinasyonunda Suriye'den gelen savaşçıları almak için bir dizi araç gönderdiklerini açıkladı. Paralı askerlerin yeni adresi belli oldu. Al-Ahbar'dan bir haberde İsrail ile ilgili. İsrail'den geri adım. İsrail ABD'nin İran'la nükleer anlaşmaya geri dönmesine karşıydı. Ancak Netanyahu'nun eski danışmanı Amidror şöyle bir açılım getirdi. Anlaşma iyi bir şeydir. Hiçbir anlaşma olmaması daha tehlikeli. Çünkü herhangi bir anlaşma İran'ın nükleer genişlemesini bir şekilde engellemek için elverişli olur. Askeri savaşa girmenin yerini tutabilir. ABD'den Filistinlilerle ilgili bir haber yine El Ahbar'da. ABD'den Filistinlilerle ilişkilerini yeniden canlandırma planı. Biden yönetimi Trump döneminde neredeyse çökmüş olan ABD-Filistin ilişkilerini yeniden canlandırma planı taslağı hazırladı. RT Arapça'dan Suudi Arabistan ABD eksenli bir başlık. Biden'dan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman açıklaması. Biz müttefik ülkelerin liderlerini cezalandırmıyoruz.
Çarşamba günü basın toplantısında kendisine Kaşıkçı suikastinden dolayı Veliaht Prens'e dönük cezalandırma olup olmayacağı sorulduğunda cevabı şu oldu Biden'ın: cinayete karışan herkes cezalandırıldı, Veliaht Prens hariç. Çünkü biz müttefik ülkelerin liderlerine yaptırım uygulamıyoruz, uygulamayacağız. Almaslar Libya'dan bir haber. Yeni geçiş hükümeti, şu anda geçici olan yeni birlik hükümeti başbakanı El Dubeyba, Yunanistan başbakanı Mitsotakis ile Libya-Yunanistan ilişkilerini güçlendirme yollarına dönük görüştü. Aynı zamanda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, Mitsotakis'ten Libya dosyasını ve ortak eylem planını görüşmek üzere çağrı aldı. Oslo merkezli Norveç Adalet ve Barış Örgütü Genel Sekreteri Tarık Anani, az önce sizin bahsettiğiniz şey Libya basında geçiyor tekrar. Eski Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Faiz Serraj'ın kendisine bağlı milisler ve silahlı grupların işledikleri savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soruşturma açılması çağrısını yeni hükümete yaptı. El-Şahet Libya. Libya'da İhvan'ın çöküşü. İhvancılar yıllardır her ülkede işgalcilerle emsalsiz bir işbirliği içinde oldular. Libya'da 2011'den beri iktidardaki kontrollerini korumak için silahlı milislerden kendilerine bir şemsiye kurdular. Seçimle güçlenemediler. 2014'ten sonra iktidarlarını korumak üzere Türkiye'nin koruması altına sığındılar. Suriyeli paralı askerleri getirdiler. 2019'dan beri bu şekilde iktidarlarını koruma arayışı içindeler. Şimdi tükeniş zamanı başlıyor. Çünkü Suriyeli paralı askerlere yol göründü. Ben sözü tekrar sana bırakayım Berket, evet. Bey. Başlıklar Lübnan'dan, Lübnan'dan devam ediyorum. El Meyadin ve El Menar televizyonu. Hasan Nasrullah yaralılar gününde teknokratlardan oluşacak bir hükümet kurulsun. Ama bilinmeli ki halkın beklentilerini Lübnan'daki çözüm bekleyen esas sorunları çözmesi mümkün değildir. Biz tüm siyasi partilerin halkın karşısında sorumluluk taşıyacak ve hesap verecek bir hükümetin kurulmasını istiyoruz. El-Akhbar Lübnan, Rusya Suriye'de alanda kazanılmış zaferi siyasi alanda taçlandırma girişimlerinden ikincisini Hizbullah'ı Moskova'ya davet ederek yaptı. Parlamentoda Vefav grubu başkanı olan Muhammed Drag başkanlığındaki Hizbullah heyeti Lübnan ve Suriye halkı için olduğu kadar bölgenin barışı için faydalı bir görüşme olduğunu belirtti. Gene El-Akhbar, Suriye'den çekilme baskısıyla hiçbir ilgisi yoktur bu ziyaretin. Aksine güven, işbirliği, mülteciler sorunu, yaptırımlar, imar sorunu konuşulmuştur Moskova'yla. El-Akhbar, yeni yasaklar mecrası Halkın Demokratik Partisi, parantez içerisinde, Erdoğan'ın Kürtsüz siyaset mühendisliği devam ediyor. Bu sosyal medya, ABD Büyükelçisi Dorsey Esya, ulaşımı felç eden gezisiyle, Bıka bölgesine yaptığı geziyle, belde başkanını sadece katılmasına izin vererek, bir su kuyusunu ziyaret etme gerekçesiyle saatlerce ortamı kapattı ve ziyaret sonucunda bu bütün Lübnanlıların tepkisini aldı. Lübnan El Cumhuriyet karşılıklı resleşmeden sonra Cumhurbaşkanı Aoun daveti üzerine Said Hariri
18 kişilik hükümet listesini yeniden sundu. Pazartesi yapılacak ikinci görüşmeden sonuç alınabilir. Şarkıl Avsat, Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne Libya'dan konuşan bir yetkili subay, Türkiye'den kendilerine Suriye'ye dönüş için hazırlık yapılması istendi. Al-Arabi, El-Cedid, İsrail'de seçimlere 3 gün kala Netanyahu kendine Truva atı arıyor. Muhalifleri kendi içinde parçalı. Az-Zaman, Irak. Bağdat, Şam bir ilke imza attı. Farklı alanlara ilişkin birçok anlaşma imzalandı. Al-Arabi, Biden Putin'e katil demekten pişman değilim. Putin, Biden'ı canlı TV programı görüşmesine davet etti. Suriye TV, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mıdbet, Umman Sultanlığı'nın başkenti Maskat'ta. Bas gazetesi, Rusya, Washington terör örgütlerini Suriye'de desteklemeye, imarı ve mültecilerin kendi bölgelerine dönmesini engellemeye devam ediyor. Gene Bağız'dan, dünya genelinde 500 tanınmış şahsiyet Papa Francis'e çağrıda bulunarak Suriye'ye zorbalıkla dayatılan yaptırımların kaldırılması için çaba göstermesini istedi. İran'dan son bir iki başlık, gene El-Manar ve Sot-ı Dahiye, İran içinde onlarca farklı füze çeşidini barındıran füze kentinin açılışını resmen yaptı. İrna Haber, Muhammed Cevat Zarif, Türkiye-İran dostluk deneyimi bölge ülkeleri için önemli bir deneyimdir. Temennim, Bin Hama'da ilettiğimiz mesaj Katar'la olduğu gibi diğer körfez ülkeleriyle barışmaya katkı sağlar. Evet, başlıklar bu şekilde. Çok buyurun. Teşekkürler. Bende de bir dolu başlık var ama çoğunluğunu da aktardın, ağzına sağlık. Şimdi biz fazla bekletmeyelim, konuklarımız da hazır, dosyamızı açacağız. Değerli izleyiciler, başta söylediğim gibi çok dolu ve yoğun bir dosyamız var. Suriye'de 10 yıldır devam eden kirli savaşta bir makas değişikliğine mi gidiliyor? Yani şu yakın zamandaki gelişmeleri görüşmek üzere konuklarımız hazır, onları alacağız. Ve dosyamızı açacağız. Değerli konuklarımız Sarkis Kasargiyen ve Yusuf Karataş, her ikisi gazeteci arkadaşlarımız, hazırlarsa bağlanacağız ve dosyamızı açacağız. Değerli konuklarımız hoş geldiniz. Sayın Sarkis Kasargiyen, Sayın Yusuf Karataş, hoş geldiniz programımıza. Allah'a emanet, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun. Merhaba efendim, bizi teşekkür ederim. Ayrıca sizinle bir daha olmadan memnuniyetimi burada da dile getirmek istiyorum. Ne ahlen, hoş, ne ahlen. Güzel, çok sağ olun. Biz de çok çok memnunuz sizinle tekrar bir arada olmaktan. Bir daha yine olacağız inşallah, öyle umuyoruz. Değerli izleyiciler ve değerli konuklarım, şimdi biz geçen hafta Suriye dosyası açtık. 10. yılını tamamlayan Suriye'deki vekalet savaşının nasıl başladığından nereye geldiğine kadar hepsini biz bir konuşmuştuk. Tabii ki süremiz el verdiğince. Çünkü 10 yıllık bir yıkım, 10 yıllık bir felaket bir programda konuşulamaz elbette. Fakat biz en azından bu denli kirli, bu denli yalan üzerine inşa edilmiş bir savaş, bu denli yıpratıcı bir savaş en azından bir programı daha hak ediyor. Yani Suriye halkları bunu hak ediyor diye düşündük. Bir kez daha bu programımızda da bu dosyayı açtık. Şimdi sizin değerli katkılarınızla ben hemen başlatıyorum. Sarkis senden başlayacağım, sonra Yusuf Bey senden devam edeceğim, sonra Bereket Bey'e sözü vereceğim ve turu bu şekilde tamamlayalım her bir başlık için diyorum. Ne dersiniz? Ve mümkünse 5'er dakikalık konuşmayla sınırlandırırsak, vakit kalırsa bize kalır. Yine bir tur daha yapabiliriz ve son dilediğimiz şeyleri de söyleriz.
Uygun mu? Uygun olur. Peki. Olur hocam. Peki. Şimdi girişini yaptım. Ben kendime sınırlama getireceğim. Ben konuşmayacağım. Siz konuşacaksınız. Hemen başlatıyorum. Öncelikle yakın bir zamandaki bir gelişmeden başlayalım. Suriye'nin pardon Rusya'nın girişimiyle Arapların sanki artan rolü daha çok öne çıktı Suriye dosyasında. Bir Körfez turu gerçekleştirdi. Körfez turunu gerçekleştirdikten sonra Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlarının Suriye'ye dönük çağrıları birden bir 180 derecelik dönüş biçiminde yansıdı. Ardından Türkiye, Rusya ve Katar üçlüsünün Doha toplantısı gerçekleşti. Şimdi buradan doğru size soracağım. Bu Araplara yüzünü dönmesi, Rusya'nın Araplara yüzünü dönmesi ve Suriye dosyasına onları çekmeye çalışması artı bu Doha'daki üçlü ittifak ne anlama geliyor? Sarkis senden başlıyoruz. Buyurun. Şimdi efendim bence Rusya'nın şu son hamlesi diyelim. Bu hamlenin asıl sebebi, iki sebep var burada. Birincisi Katar'la Suudi Arabistan ve Körfez arasındaki o uzlaşı, El Ula zirvesinde yapılan o uzlaşı ve ondan sonraki süreçte artık Arap ülkelerinin ya da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ülkelerinin Suriye konusunu daha çok şeye getirmesi, Suriye konusunda konuşması ve Arap Birliği'nin son Suriye'nin Arap Birliği'ne yeniden dönmesi çağrısıyla alakalı bir hamle. Çünkü böyle bir şey var. Son 3 yıldır bildiğiniz gibi Suriye muhalefeti 4 eksenli bir muhalefet ya da 4 kanatlı bir muhalefet. Türkiye'ye bağlı muhalefet var ki Türkiye'nin kendi çizdiği haritasıyla çalışıyor ya da hareket ediyor. Suudi Arabistan'a bağlı muhalefet kanadı var. Mısır'a bağlı muhalefet kanadı var ve Rusya'ya bağlı muhalefet kanadı var. Şimdi bu dörtlü kanatların beraber gelip bir konsey, muhalefet konseyi kurdu ve işte Cenevre'de o şeylere başladı, görüşmeler başladı Suriye hükümetiyle. Ama orada Rusya'nın her zaman Türkiye ile uzlaşıp Türkiye muhalefetiyle Moskova muhalefeti en üst sıraya tutuyordu. Çünkü Türkiye ile bir işte Soçi Asitana süreci vardı ve o anlaşmalar vardı. Türkiye ile daha iyi çalışılabilir ve Türkiye ile çalışmak daha rahat olabilir diye Rusya her zaman o kanadı daha çok ön plana çıkarıyordu. Şimdi Arap Körfez ülkelerinin ve Mısır'ın hamlesiyle ve Katar'la uzlaşmasıyla Rusya orada yeni bir kapı açmaya çalışıyor ve yalnızca Türkiye'ye yakın kanatla değil, öbür kanatla da belki de bir görüşme ya da bir anlaşma yolunu tutmak istiyor, yol haritasını çizmek istiyor. Ne kadar Türkiye bu konuda, ne kadar Rusya bu konuda başarılı olabilir? Bence başarma şansı daha yüksek. Çünkü dediğim gibi önce Katar Körfez uzlaşması ve çok belli ki Katar o uzlaşma sonunda masa altından biraz tavizler vermeye hazır. Çünkü o uzlaşmadan sonra Katar artık, mesela ben Katar medyasını yakından takip ediyorum, öyle büyük hamleler hiç yapmıyor Mısır'a ve Suudi Arabistan'a karşı. Müslüman kardeşler desteğini sürdürüyor olsa bile onu medya propagandasını yapmıyor. Bence bunlar ek olarak
Arap ülkelerinin Türkiye karşıtı siyasetinin bir parçası olan Suriye'ye daha yakınlık göstermesi, burada yalnızca Türkiye faktörü değil, İran faktörünün de tabii ki çok büyük rolü var. Bunu bence Rusya internet problemi çevirmek istiyor ya da sadece duyuyor musunuz beni efendim? Evet. Evet, buyurun buyurun. Evet. Burada yalnızca Türkiye'nin tavrı ya da orada Körfez ülkelerinin yakın ya da uzak olma şeyi değil. Bu orada Amerika'nın da görüşü ve tavrı çok önemli. Onun için gelecek günlerde bakacağız eğer bir şey olabilir mi orada. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sayın Karataş, şimdi size yöneltiyorum aynı soruyu. Bir de Sarkis Bey'in söylediklerinden şu cümleyi de ekleyerek belki bir açabiliriz. İşte çeşitlendirmek istiyor Rusya seçenekleri, çözüm yollarını çeşitlendirmek istiyor. Türkiye'ye bağlı muhalifleri de bir şekilde bu şeye sınırlandıracak ama şunu göz ardı da etmemek lazım. Türkiye'ye bağlı muhalefeti finanse eden Katar. Katar'ın dahil edilmesi, bu cihatçıları ya da buradaki muhalif gruplara yönelik finansma sorununu durdurması istenecek mi acaba, yoksa ne faydası olacak? Şimdi aynı soruyu bununla birlikte size yöneltiyorum. Buyurun. Evet, aslında Rusya'nın tutumunu şöyle değerlendirebiliriz. Rusya Cenevre sürecinin aktörlerinden biri ama Cenevre sürecini sadece bir Cenevre süreci olarak yürütmek istemiyor. Yani Astana ve Soçi süreci ve şimdi yeni adımla attıkları Doha süreci aslında bu süreçte Rusya'nın kendi çözümünü ya da işte kendi inisiyatifini daha öne çıkarabileceği, daha etkin hale kılabileceği bir tablo yaratmak için kullandığı ya da kullanmaya çalıştığı adımlar diye değerlendirebiliriz. Arapların bu sürece katılmasına ise şöyle değerlendirme yapabiliriz. Aslında Birleşik Arap Emirlikleri yanılmıyorsam 2018'de Şam Büyükelçiliğini yeniden açmıştı. Hatta daha sonra Bahreyn'de böyle bir adım atmıştı. Yani Arapların bir yandan Türkiye'nin Suriye'de artan etkisini durdurmak, öbür taraftan da aslında İran'a karşı olabildiğince Suriye rejimi İran'ı etkisizleştirecek bir nokta ya da bir çözüm üretmek üzere yönetimini yeniden Arap Birliği'ne alma, yeniden o sürece katma noktasında girişimleri olduğunu söyleyebiliriz. Yani Rusya'nın Sarkis Hocam'ın söylediği gibi Arap ülkeleriyle pazarlığında muhtemelen İran'ın etkisinin kısmen Suriye'de sınırlandırılması noktasında kimi masa altından da yapılmış olabilir. Çünkü Rusya hatırlarsanız ABD ve İsrail'le de pazarlıklar yaparken özellikle başta Suriye'nin güneyinde olmak üzere İran güçlerinin Suriye'deki varlığının sınırlandırılması ya da oradan çıkartılması noktasında bazı pazarlıklara açık bir tutum takınıyor. Dolayısıyla yani Arapların sürece katılması Rusya'nın kendi inisiyatifinde bir çözümün sağlanması noktasında yeni bir hamlesi ya da bir adım olarak değerlendirebiliriz. Doğa süreci tabii hem Katar hem Türkiye'nin oradaki pozisyonunu düşününce sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında Astana'daki sürecin ki Lavrov da öyle söylüyor. Burası alternatif bir süreç değil yani burada İran yok ama aslında Astana'nın destekleyicisi devamı bir süreç olarak tanımlıyor burayı bu biçimiyle. Dolayısıyla aslında Türkiye destekli muhalefetle ilgili süreci Katar'ı da katarak yürütebileceği bir noktaya getirmeye çalışıyor. Ama tabii Doha sürecinin ya da Katar'la uzlaşma arayışının sadece bir muhalefetle ilgili değil aynı zamanda Suriye'nin geleceği bakımından da finansman bakımından da Katar'dan bir bir beklenti ya da bunun önünün açılması noktasında kimi hazırlıklar ya da hesaplar yapılıyor olabilir bu süreç bakımından ki hatırlarsanız işte Katar'ın Suriye Savaşı'na dahil olmasında enerji geçiş yolları yani Suriye'nin özellikle Akdeniz'deki enerji geçiş yolları bakımından Katar ve Arabistan için taşıdığı önem burada önemli bir rol oynuyordu. Önemli rollerden biri buydu. Yani bir yandan tabii İran'ın Hizbullah'ın sınırlandırılması ve Şii direniş
ekseni diye tarif edilen ekseni etkisizleştirme gibi hedefleri vardı ama bir taraftan da enerji geçiş yollarının kendileri bakımından Akdeniz'e yeni kanallar, yeni yollar açabilmek bakımından bir hedef vardı orada Katar içinde ki Katar dünyanın sıvılaştırılmış doğalgaz satış ihracatı bakımından dünyanın en büyük ülkesi durumunda. Yani bu bakımdan Suriye ile daha uzun vadeli böyle hesapların parçası olmayı isteyeceğini ya da istemesini anlaşılır kılan bir durum aynı zamanda bunu sadece diğer etmenin yanına da ekleyebiliriz bu yönüyle. Dolayısıyla aslında son görüşmeler ya da atılan adımları ya da Arap ülkelerinin bu sürece dahil olmasını bir son dönemde işte az buçuk çözüm noktasında ABD'nin de kendince bir inisiyatif geliştirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Onu belki sonra da konuşabiliriz ABD'nin attığı adımları. Rusya bu ABD'nin atmaya çalıştığı adımlar karşısında kendi çözümüne dair daha fazla dayanak yaratmaya, daha fazla çözümü yaklaştırmaya yönelik bunu gündeme getiriyor diyebiliriz aslında. Özellikle böyle tanımlayabiliriz bu Doha sürecini. Çok teşekkürler. Şimdi belki bir yerde İran'ı sınırlandırma dedi değerli konuklarımız. Belki de Katar'ın buradaki Suriye üzerindeki planı bilindiği için vazgeçmeyeceği şeyler bilindiği için onu da sürece dahil edip belki kontrollü bir birliktelikle yol alma isteği vardır Rusya'nın. Onu tam olarak bilemiyoruz. Belki önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama İransız mini bir Astana, yani bir Astana versiyonu toplandı aslında Doha'da. İran yerine burada Katar vardı. Yalnız İran'ın etkisini daraltmaya dönük de olabilir fakat İran'ın verdiği tepki olumlu yöndeydi. Çünkü İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tahran'ın Doha'nın Suriye konusunda ev sahipliği yaptığı görüşmeleri desteklediğini açıkladı. Yani Suriye krizinin çözümüne katkıda bulunan her adımı destekliyoruz dedi. Kendine dönük bir adım olarak algılamadı İran. Ama bunu da düşündürüyor bu süreç. Aynı soruyu size de yöneltiyorum. Bereket Bey buyurun. Evet, şimdi en son özellikle Yusuf'un işaret ettiği ABD dönük yeni bir hamle olarak ben buradan alayım. Tabii ki Rusya son dönemde son derece zekice hareket eden bir politikayla ve aslında Biden gelişinden önce de Ürdün'ü harekete geçirerek Ürdün kanalıyla Suriye'yi Arap camiasına katma çabalarını oldukça yoğunlaştırmıştı. Fakat Biden'ın gelmesi ve Suriye'ye ilişkin politikasında ciddi bir değişikliğin olmayacağından hareketle Rusya zaten savaşından beri Suriye'de faaliyetini, çalışmasını sadece Suriye için değil, coğrafyanın bütünü için, bütünü gören bir yerden bu politika güttüğünden kalkıp böyle Katar'ı, Türkiye'yi nasıl olsa yanına almış ve Türkiye'nin ABD ile olan esasında sorunlarını da dikkate alan bir yerden Katar'ı da müttefik olarak yanına alması önemli. Ama ben bu Doha zirvesinin propaganda düzeyinde ve iklimi yumuşatma, atmosferi hazırlama açısından, siyasal sürece hazırlama açısından önemli olduğunu ama bunun pratiğe dönüşmesinin bu kadar basit olmadığını düşünüyorum. Yani diğer bir taraftan Rusya, tabii ki Katar'ın Türkiye'nin yanına katması demek Suriye'de birçok sorunu aslında yeniden Türkiye lehine yeni bir güç katması anlamına da geliyor. Çünkü Suriye'de halihazırdaki alanda var olan güçler ve dengeler Türkiye'nin her ne kadar şu ana kadar yani yeni ataklar yapmasa da ama Türkiye'nin engelleyici ciddi bir rolü olduğunu bilmek lazım. Gerek Rojava açısından olsun gerekse İdlib'in çözümü açısından yanına yeni bir güç katmış oldu Suriye'de. Bu aslında ana bakacak olursanız Soçi'nin
artık tıkandığı ve sınırına geldiği anlamına da geliyor. Burada ben İran'ın dışlanmasının o kadar basit olmayacağını ve bunu İran çok iyi hesap ediyor. Son anda belki ona da sonra geleceğiz. Yani bir Moskova'nın Hizbullah'ı Moskova'ya çağırmış olması son derece önemli bir hamle aslında. Yani Devha'dan sonra ikinci hamlesi Hizbullah heyetini Moskova'da kabul etmesi ve yapılan açıklama, Hizbullah'ın yaptığı açıklama bize hiçbir şekilde bir baskı ya da Suriye'den çekilme yönünde bir şey yok. Tam tersine bizim orada yapıcı bir şekilde Rusya'nın yanında sonuna kadar durmak ve istikrarı oluşturmak için yeni başlayan bir ittifakımız var şeklinde bir açıklaması son derece önemli. Tabii bu Körfez ülkelerini rahatsız edecektir mutlaka ciddi bir şekilde. Çünkü Hizbullah'ı terör örgütü olarak addetmişler ve buna karşı duruyorlar. Dolayısıyla aslında Rusya'nın son tahlilde Biden'a karşı yeni bir tahkimat yapma ve bir kalkış, yeni hamleler yapmanın araçlarını kullanmaya çalışıyor. Bunu da Türkiye'yi kullanarak, kullanabildiği ölçüde dışarıda özellikle ve Katar'ı, Katar'la da ilişkisi var. Dolayısıyla bu noktada esas mesele Suriye'deki çözümün kim tarafından nasıl engellendiği, ne dünyaya gösterme çabası ve ilanını yapmaya çalışıyor Rusya bununla. Yani ABD'nin, batılı ülkelerin son yaptırımlarla ve Suriye'de ABD'nin çekilme ihtimalinin olmadığının ortaya çıkması sonucu Rusya daireyi, çemberi genişleterek yeni güçler yanına almaya çalışıyor. Bu belki Türkiye'ye yarayacaktır. Türkiye'de bunu kullanmaya çalışacaktır ve uzun vadeli İdlib'de ve diğer Fırat'ın doğusunda bunu sonradan mutlaka konuşuruz. Orada kalmayı, kendini güçlendirme fırsatı da tanıyor. Yanına yeni bir güç katarak, Katar'ı da katarak tabii. Dolayısıyla ben bu hamlelerin daha başında olduğumuzu ve yeni yeni hamleler göreceğimizi düşünüyorum. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sonuç itibariyle Körfez'e doğru bir kanal açıldı. Suriye dosyasına dahil edildi Körfez ülkeleri. Başından itibaren işte 2015'e kadar Suriye Savaşı'nın bütün en ağırlıklı finansörleri bu Körfez ülkeleriydi. Şimdi Rusya'nın bu hamlesiyle bu Körfez ülkeleri Suriye'deki krizi çözmeye dönük adımlar atmaya başladılar. Tabii ki Sarkis'in dediği gibi Arap Ligi'nin çağrısı üzerinden, Suriye'nin Arap Ligi'ndeki yerine geri dönmesi şarttır çağrısından sonra bu hamlelerin geldiği ne dikkat çekiyoruz. İkinci olarak da Arap Ligi'nin Türkiye'ye dönük söylediği şeyler de önemli. Bu Körfez ülkeleri Türkiye'nin Suriye dosyasındaki etkisini de kırmaya dönük adımlar atmak niyetindeydi. Arap basında bu da konuşuluyordu. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Değerli izleyiciler, bu Suriye dosyasında ikinci bölümde devam edeceğimiz için bizi izlemeye siz de devam edin.